Adınız Güler değil mi? Ben daha sizinkini bilmiyorum. Öğreneceksiniz. Bence insanın adı onunla en az ilgili olan yanıdır. Doğar doğmaz o bilmeden başkaları veriyor. Ama yapışıp kalıyor ona. Onsuz olamıyor. Sustu, bir sigara yaktı. Bakın, şimdi adımdan daha önemli bir şey biliyorsunuz. Sigara içtiğimi. İşte bir başkası. Bütün bu sizler, izler, uzlardan sıkılırım ben. Yapmacık fazlalık gibi gelirler bana. İkinci konuşmamda sen diyemeyeceğim biriyle bir daha konuşmam. Ne dersiniz? Galiba sizi anlıyorum. Yanılıyorsun. Siz anlanamaz, sen anlanır. Bazı kitaplarda sizi seviyorumu okuyunca gülerim. Sanki siz sevilirmiş. Sen sevilir değil mi? Seni anlıyorum. Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz. Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaydaki tutamaklar gibi. Uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur, kimi müdürlüğüne, kimi işine, sanatına. Çocuklarına tutunanlar vardır. Herkes kendi tutmağının en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Gülüşlüğünü fark etmez. Kalızman köylerinden birinde bir çift öküzüne tutunan bir adam tanıdım. Öküzleri besiliydi, pırıl pırıldı. Herkesin Veli Ağa'nın öküzleri gibi öküz yoktur demesini isterdi. Daha gülüşleri de vardır. Ben toplumdaki değerlerin ikiyüzlülüğünü, sahteliğini, gülünçlüğünü göreli beri gülünç olmayan tek tutamağı arıyorum. Gerçek sevgiyi. Bir kadın. Birbirimize yeteceğimiz, benimle birlik düşünen, duyan, seven bir kadın. Bugün Yusuf Atılgan'ın 1959 yılında yazdığı ilk romanı olan Aylak Adam'dan İki farklı bölüm okuduk. Çünkü bu iki bölümü bizimle Instagram'dan Tahsin Çelik ve Zübeyde Evin paylaşmışlar. Yine aynı kitaptan seçmişler kendi sevdikleri bölümü. Tıpkı sizin de kendi sevdiğiniz kitapların, beğendiğiniz bölümlerinin fotoğraflarını çekip Instagram'dan okur musun Barış Özcan yazarak paylaşabileceğiniz gibi benimle paylaşmışlar. Ben de onların bu seçtikleri bölümleri okudum. Aylak Adam dediğim gibi Yusuf Atılgan'ın 1959 yılında yazdığı ilk romanı. Aylak Adam'da Yusuf Atılgan, C isimli bir karakterin bir yıllık yaşantısını bize 4 mevsim halinde veriyor. Neden Aylak Adam demiş acaba Yusuf Atılgan bu romana? Çünkü baş karakteri aslında toplumun değer normlarıyla pek de uyuşamayan, iki kişiden oluşan toplumların en iyisi olduğunu düşünen ve bu uğurda gerçek aşkı arayan, biraz huysuz, sıkılgan, biraz da mutsuz bir aylak adam. İşte bu karakter biraz önce okuduğum bölümlerden de anlaşılacağı gibi aslında herkesin farklı tutamağı olduğunu fark etmiş ve kendi tutamağını, en yüksek tutamağını sevgide bulmuş, onu aramaya çalışan birisi. Peki bulabilmiş mi acaba bu tek tutamak olan sevgiyi? Bunu ancak kitabı okuyunca anlayabileceksiniz. O yüzden şimdi hemen kütüphanenizin başına. İster bu kitabı okuyun, ister kendi seçtiğiniz veya sevdiğiniz bir kitabı, hiç fark etmez. Ama beğendiğiniz bir bölümle karşılaşınca ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bir başka bölümde, bir başka kitapta buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.